Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bin marketlere çeşit çeşit saksılar geliyor arkadaşlar. Begonya saksı çeşitleri, Venüs saksı çeşitleri ve 3 boyutlu saksılar gelecek. Şimdi bin markete bakalım hangileri gelmiş. Şöyle buradan başlayalım arkadaşlar. Burada tekli, askılı saksılar var. Renkleri ve desenleri bu şekilde. Evet, gördüğümün fiyatlarını söyleyeceğim. Bu 39,5 liraymış arkadaşlar. Zaten videonun başına koyacağım. Fiyatlarını oradan tekrar edebilirsiniz. Yanlış olmasın. Burada ikili askılı saksılar var. Evet, renkleri aynı. Böyle bir de yeşil rengi var. Krem ve yeşil rengi getirmişler. Şöyle askılılar bu şekilde. Boyutları ve burada da askısız olanlar var arkadaşlar. Şimdi onu da göstereyim size. Şöyle askısız olan ince uzun dikdörtgen saksılar var. Bunların desenleri çok hoşmuş yalnız. Ama çok küçük geldiler bana. Bilmiyorum bunda bir şeyler güzel yetişir mi acaba? Şurada tekli askılı saksılar var. Şöyle bakalım boyutları bu şekilde. Burada da normal yuvarlak saksılar var. Bunun içinde gri de varmış arkadaşlar. Gri, krem ve yeşil olmak üzere 3 renk getirmişler. Gri biraz siyaha da dönük bir gri bu arada. Şöyle 3 boyutlu saksılar var. Evet, bunların da litre litre büyüklü küçüklü getirmişler. Şöyle ince uzunları var. Büyükleri var. Dediğim gibi küçük boyları, orta boyları boy boy getirmişler. Şöyle orta boya bakalım. Şöyle küçük boya bakalım. Bunda da 3 renk var. Evet, şöyle arkadaki küçükleri de göstereyim ve yanındaki bayağı bir büyük olanlar da var. Evet, bu standta da şöyle begonya saksı çeşitleri var arkadaşlar. 9 litresi 99 liraymış. Şöyle litrelerine göre fiyatları değişiyor. En küçük boyu da bu tarafta. Evet, ben sizi şimdi buradan çiçek pazarına götürüyorum ve görmeye hazır mısınız? Harika çiçekleri hep birlikte izleyelim arkadaşlar. Evet, çiçek pazarında böyle harika sardunyalarla başlayalım. Buyur abi. Bunlar Şükriye Hanım diye geçiyor. Burada Ceylan Göz de deniliyor. Evet, burada Ceylan Gözlerinin Buyur abi. devamı var. Burada beyazı. Şöyle renkler, çiçek çeşitleri bu şekilde. Evet, burada petunyalar var, küpeliler var. Şöyle bodur güller var. Salon çiçekleri var. Şöyle bir bakalım. Evet. Duvar çiçekleri, kratonlar, begonyalar, Bir abla. kılıç çiçekleri ve değişik bir sürü salon çiçeği var arkadaşlar. Şöyle sarmaşıklar var. Burada bodur karanfiller var. Kırmızıyla beyazın harika uyumu. İkisi de çok güzel gözüküyor. Evet, burada yaprak güzellerim var. Burada fesleğenler. Ve burada kraton. Burada da sukulentler, kaktüsler var arkadaşlar. Evet, şöyle yaprak güzelleri de çok güzel gözüküyor yalnız. Evet, bakalım. Burada fesleğenler var. Mis kokulu fesleğenler. Bayağı güzelmiş boydalar. Burası çok Buraya kim güzelmiş. baktıydın? Ama yok, onun Burada hepsi bir saklı değil mi? begonyalar var arkadaşlar. Burada küpeliler var. Evet, Aa, şöyle gene bu delik karanfiller, denk yaprak geldik. güzelleri. Aşk nerede vallahi, ne kadar? Şu. Bunu kaç aldınız? Evet, şöyle ilerleyelim. Yaprak güzelleri Bende vardı çeşitleri. aynısı. Bayağı bir çeşit varmış burada yaprak güzelim. Şöyle renklerini, büyüklüklerini göstereyim. Ve ilerleyelim arkadaşlar. Burada küpeliler var. Şöyle küpelileri göstereyim. Bunlar çok güzeller yalnız. Şöyle boyutları da bu şekilde. Bunlar 75 TL. Dediğim gibi çoklu alımlarda 70 TL'de şey yapıyorlar, indirim yapıyorlar arkadaşlar. Evet, şöyle. Ben buradan 3 tane sardunya aldım arkadaşlar. Canan sardunya. Ceylan Gözde deniliyor. Onların da ekimini birkaç gün sonra paylaşacağım sizlerle. Evin ortamına birkaç gün alıştırıyorum ekimden önce. Evet, burada da salon çiçekleri var. Barış çiçeğini görüyoruz. Burada yıldız bahar çiçekleri var arkadaşlar. Ve burada da sardunya çiçekleri.
Şöyle renklerine bakalım. Rengarenk bütün çeşitlerini getirmişler. Evet, şöyle sardunyaların da bayağı renkleri, çeşitleri var. Cananlar var. Dediğim gibi normal sakız sardunyalar var. Evet, şu rengi çok seviyorum ben. Şöyle renk renk getirmiş arkadaşlar. Burada pembe beyazlar var, pembeler var. Şöyle kırmızılar. Evet, bunu çok beğendim. Bunu alabilirim belki. Şöyle çıkaralım. Evet, çok güzel yalnız rengine bakar mısınız? Bunun bir benzeri bende var arkadaşlar. Sadece bu yaprak ve çiçek yapısı biraz ondan küçük ve bir tık daha böyle kırmızı değil de pembeye dönük gibi. Evet, çok güzel renkler buldum. Buradan dediğim gibi 3 tane sardunya aldım. Birkaç gün sonra ekimini birlikte yapacağız. Evet, şöyle bakalım. Güzel çeşitler var. Bundan 1,5-2 ay sonra çiçek pazarına bu kadar çeşit gelmiyor arkadaşlar. İlkbaharın güzelliklerini hep birlikte görelim istiyorum. Şöyle burada da yeni dineler var. Şeker begonyalar var, yağlı begonyalar var. Burada da bunlar var. Renkleri, çeşitleri bu şekilde. Burada da mini çiçeklerini görüyorum. Bayağı mini çiçeği çeşidi var. Hem viyollerde var hem de böyle saksılarda var. Askılı saksılar. Tabi normal saksılara göre biraz fiyat olarak yüksek oluyor. Ama pideler en uygun oluyor arkadaşlar. Alıp kendiniz yetiştirebilirsiniz veya normal saksı alıp askılı saksıya geçirebilirsiniz. Şöyle bayağı bir yaprak güzeli çeşitleri görüyorum burada. Gördüğünüz gibi gayet güzel, canlı ve güzel formalar. Burada kılıç çiçekleri ve çilli begonya. Şöyle dikenler parçalı ve karanfilleri görüyoruz. Burada ceylan gözü sardunyalar görüyoruz arkadaşlar. Çok güzeller. Şimdi çeşit çeşit renkleri getirmişler. Burada iç tarafı böyle açık renk, dış tarafı koyu renk. Evet, burada yıldız çiçekleri, lazanya çiçekleri. Burada yine canan Şükriye Hanım çiçeği arkadaşlar. Şöyle ipek çiçekleri, kadife çiçekleri, petunyalar. Buradan ipek çiçeği de aldım arkadaşlar. Çok seviyorum bu çiçeği. Yormayan ve nazlanmayan bitkiler arasında şöyle kadife çiçeklerini de göstereyim. Burada da şeker begonyalar var. Kadife çiçekleri benim pideler hemen hemen bir haftaya açacak arkadaşlar. Yeni yerlerini alınca çok güzel büyüdüler. Zinya çiçeklerim de öyle. Hemen hemen bir haftaya, 10 güne gayet güzel çiçeklerini açacaklardır. Bardaktan yerlerini büyütünce hızlı bir şekilde büyümeleri de hızlanıyor. Yani birkaç gün sonra büyük ihtimalle tomurcuklarının renkleri belli olur diye düşünüyorum. Şurada canlıların devamı var. Gördüğünüz gibi renk renk getirmişler. Burada beyaz yeni dineler var. Can güzelleri var. Şöyle gazanyanın bayağı bir çeşidi var burada. Tabii hava güneşli olmayınca gazanya çiçekleri çiçeklerini kapatıyor arkadaşlar. Güneşli havalarda gayet güzel açıyorlar. Tam benim evime uygun bir çiçek yani. Benim ev bayağı bir güneş görüyor. Şöyle karanfiller. Şöyle burada da sarı kırmızı sardunyayı görüyorum. Şöyle renklerini sizlerle paylaşayım. Burada da yaprak güzelleri var. Evet, bu standlar bu şekilde. Burada 11 ay çiçekleri var. Renkleri, çeşitleri de böyle. Bunların rengi de çok güzelmiş yalnız. Bir de şöyle göstereyim. Tam açıyla hepsini görün. Burada gerbara çiçeği var arkadaşlar. Şöyle sarı rengi, pembe rengi ve turuncu rengi. Bu
burada petunya çiçeklerinin fideleri var. Ben genelde petunya çiçeğini fideden yetiştiriyorum arkadaşlar. Direkt zaten bir 10 günde 15 günde gayet güzel askılı saksı formuna geliyor. Gayet fideler de canlı ve büyükler. Yani bir 15-20 gün sonra gayet güzel saksıyı dolduracaktır. Çok hızlı ve çok güzel büyüyen bir çiçek. Güneşi ve suyu çok seven ama sulamasına dikkat etmeniz gerekiyor. Sulamasını bir gün unutursanız çok sıcaklarda kötüleşiyor arkadaşlar. Burada da kalonşa fideleri var. Şöyle küçük keselerde, viyollerde. Burada da dediğim gibi fideler var. Şöyle bakalım. Burada aslan ağzı, balık ağzı çiçeklerinin fideleri var. Burada da karanfillerin saksısı var arkadaşlar. Şöyle renklerini de sizlerle göstereyim. Evet, burada anneler gününe özel bir şeyler yapmışlar ve koymuşlar. Bunlar satılmayanlar falanlar arkadaşlar. Şöyle karanfil de koymuşlar. Yıldız dahya çiçeği de. Evet, burada da sardunyaların devamı var. Şöyle şu güzelliklere bakalım. Bundan 1-2 ay sonra bu güzellikleri göremeyeceğiz arkadaşlar. Seneye kadar. Yani şurada da böyle kasım patına benzeyen çiçekler var. İsmini bunu bilmiyorum. Sarı sarı gayet güzel açmışlar. Burada da camanlar var. Şöyle renklerine bakalım. Evet, bugünlük videom bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.